Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'daki Çin istilası hızlandı. Çin yönetimi işgal altındaki Doğu Türkistan'ın demografik yapısını ve kültürel bütünlüğünü yıllardır uyguladığı güç politikasıyla tahrip etmeye devam ediyor. Doğu Türkistan'a giden Çinlilere her türlü destek sağlanıyor. Ev sahibi oluyor ve Çinlilerin Doğu Türkistan'a gitmeleri teşvik ediliyor. Bilgilere göre Pekin yönetimi Çin'in iç bölgelerinden buraya yerleşmek isteyen Çinlilere hiçbir maddi birikim olmaksızın ev verileceğini açıkladı. Ayrıca bu kişilere karşılıksız olarak 200 bin yuan, yaklaşık 725 bin TL destek sağlanacağı ve çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği öğrenildi. Öte yandan Doğu Türkistan'a gitmeyi kabul eden ve bölgede kalıcı olarak yerleşmek isteyen her bir Çinli aileye 70 yıllık tapulu toprak hediye edileceği de öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor. Bölgeden edinilen son bilgilere göre Tumşok toplama kampına atılan Uygur Türk'ü bir çiftin 2023 ile Ramazan ayının ortalarında işkenceye dayanamayıp vefat ettiği öğrenilmişti. Ayrıca Tumşok toplama kampındaki Uygur Türklerinin yapılan işkence ve deneylere dayanamayıp hastalandığı veya vefat ettiği ortaya çıktı. Özgür Asya Radyosu'nun aktardığına göre Çinli yetkililer, zoraki kaybettirilen veya hapiste çürümeye terk edilen mahkumlardan geriye kalan evleri açık arttırmayla sattığı ifade ediliyor. Çin işgal hükümetinin sistematik baskıları ve asimilasyon politikalarıyla Doğu Türkistan'da topyekün bir halk soykırıma uğradı ve bugün halen uğramaya devam ediyor. Milli, dini, siyasi ve kültürel olarak Doğu Türkistan'da Çinli olmayan bütün Türk kökenli milletler bu baskının kurbanı oluyor. Dünyaca ünlü 10 şirket Çin'den çekildi. Çin ekonomisinin gerilemesiyle birlikte dünyaca tanınmış 10 yabancı şirketin birbiri ardından Çin'den çekilmesi gündeme bomba gibi düştü. Çinli muhalefet kanallara göre Çin ekonomisinin zayıflaması nedeniyle yabancı şirketlerin kademeli olarak ülkeden çıkış yapmaya başladığı ileri sürülüyor. Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın en büyük lastik üreticisi Bridgestone, Shenyang fabrikasını kapatacağını ve binlerce Çinli işçinin işsiz kalacağını duyurdu. Geçen yıldan bu yana Japonya'nın Canon ve Güney Kore'nin Samsung firmaları gibi dünyaca ünlü 10 şirket Çin'den çekileceğini duyurmuştu ve bu durum on binlerce Çinli işçiyi etkilemişti. Bilgilere göre Japon lastik üreticisi şirket 2021 yılı sonunda Çin'in Huizhou, Guangdong'daki fabrikalarını kapatacağını ve üretim hatlarını ve ekipmanlarını Shenyang'daki fabrikaya taşıyacağını açıklamıştı. 2 yıl aradan sonra bahsi konu firmada kepenk kapattığını açıkladı. Ayrıca 27 Şubat'ta şirketin sözcüleri açıklama yaparak bu yıl 26 Ocak'ta Shenyang tesisinde lastik üretimi durdurulacağını ve 29 Şubat'ta fabrikayı tamamen kapatacağını duyurdu. Bu yılın ilk yarısında Çin'deki lastik üretim ve satış hizmetlerini tamamen sonlandırmayı planladığını bildirdi. Ayrıca geçen yıl Çin'den ayrılan dünyaca ünlü şirketler arasında Canon'un kamera fabrikası, Samsung'un televizyon fabrikası, Sony'nin kamera üretim hattı, Toshiba'nın dizüstü bilgisayar üretim hattı, Nokia'nın kamera fabrikası, Amazon'un elektrikli cihaz platformu ve LinkedIn'in Çin'deki sosyal medyası çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Amerikan Mentis Group'un Çin'deki iletişim platformu ise yazılım geliştirme merkezi ve Japonya'daki önemli diğer şirketin Çin'deki araştırma merkezi üretim zincirlerini Tayland ve Filipinlere taşıdı veya kendi ülkelerine geri dönmüştü. Uygur mahkumların ailesi yalan söylemeye zorlanıyor.
Çinli yetkililer 6 yıldır kamp ve cezaevinde bulunan mahkumların çoğunun ailelerini yalnızca ayda bir kez görmesine izin veriyor. Ve bu görüşmelerde mahkumlara yalan söylemeye zorluyor. Mahkum ailelerinin Özgür Asya Radyosu'na anlattığına göre, Çinli yetkililer 6 yıldır kamp ve cezaevlerinde bulunan mahkumların çoğunun ailelerini ayda yalnızca bir kez görüşmesine izin veriyor. Bazen köyler arasında, bazen de şehirler arasında gerçekleşen bu toplantı sadece 2-3 dakika kadar sürüyor. Üstelik bu toplantılarda mahkumların aile üyeleri, mahkumlara aileleri ve toplum hakkında yalan söylemeye zorlanıyor. Mahkum aile üyelerinin mahkumlara yalan söylemeye zorlandığı gerçeği, geçtiğimiz günlerde Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan bir video mesajıyla dolaylı olarak doğrulandı. Bu mesajda Doğu Türkistan'dan bir avukat, mahkumların ailelerine davranışlarını ve tavsiyelerini anlatıyor. Bu ifadelerde özellikle de mahkum aile üyelerinin mahkumu ziyaret ederken ağlamaması tavsiye ediliyor. Avukatın açıklamaları mahkumun zihinsel durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor gibi görünse de aynı zamanda aileleri özellikle de Komünist Parti'nin iyiliklerini aileye aktarmasını tavsiye ederek Çin belgelerinde kamuoya açık olarak sunulan mahkumlara zihinsel olarak boyun eğdirme çağrısını desteklemeye çağırıyor. Özgür Asya Radyosu'na göre Kaşgar'daki belirli bir polis karakolunda polis yardımcısı olarak çalışan bir memur, Ürümqi Çocuk Hapishanesi'nde yatmakta olan kızını yalnızca ayda bir kez, üstelik polis olduğu için görebildiğini ama her toplantıda 1-2 saat kuyrukta bekledikten sonra 1 dakika bazen 2 dakika görüşebildiğini söylüyor. Çin'in sızdırdığı gizli belgelerde en dikkat çeken içeriklerden biri de bölgenin eski parti sekreteri Chen Chengguo'nun Uygurları yönetmek için verdiği 4'ün kesilmesi emriydi. Bunlardan ikisi köklerinin kesilmesi ve sosyal bağların kesilmesi, ikincisi de Uygurların birbiriyle iletişiminin azaltılması ve kendi toplumunun sorunlarından habersiz bırakılmaları önerildi. Doğu Türkistan diasporasındaki Uygur gözlemciler, aile üyelerinin mahkumlara yalan söylemeye zorlanmasının toplumla bağları kesmeye yönelik bir tedbirin parçası olduğuna inanıyor. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.